Sorma yenge, sorma. Allah Allah. Allah kuru iftiradan saklasın dedikleri var ya, ha bu işte öyle yani. Ha. Öyleymiş, ne zormuş. Ney? Ha? Ay yenge dur, kapı çalıyor. Herhalde bizim kız geldi, Necati'den haber falan getirmiştir. Dur arayacağım, hadi. Kız sen neredesin sabahtan beri? Allah. Benim kocam orada hapishane köşelerinde çürüyor. Sen neredesin? Bir şeylerle, avukatlarla, mavukatlarla ya. Bana bak. Benim tepemin tasını attırma. Ben senden daha çok düşünüyorum amcamı. Peşin avukat ordusu yedim. Çıkar bugün. Gerçekten mi? Ay çıkar. Ay çok şükür. Oh. Şey? Miras ne oldu? Handan Hanım Neslihan'ı zırnık koklatmayacak. Bu saatten sonra benim de sırtım yere gelmez. Allah'ım. Allah'ım sana şükür. Kız Damla. Hani dedin ya bugün amcam çıkıyor diye. Baksana şu halime ya. Adamın da benim de her gün aynı şeyleri giyiyoruz artık. Yırtık pırtık olduk. Şu yukarı pazar kuruluyor. Sen bana biraz para ver de sürpriz yapacağım kocama. İliğimi, kemiğimi sömürdüm. Neyse sen bana bir battaniye kap da kestireyim biraz. Getireyim. Ben gidiyorum o zaman, hadi. Hadi. Songül! Kız Songül! Estağfurullah ya. Korkma ya benim. Sen ne arıyorsun burada kız? Ha? Yengen nerede? Üf. Ben de kayınvalide çekemedim ya. 7/24 onunla yaşanmıyor. Tamam da yengen nerede? Yengem de bildiğin gibi. Sen karakollarda sürünürken o da dışarıda sürütüyor. Benden alışveriş için para istedi. Ben de git dedim. Ulan siz var ya, yengenle ikiniz birbirinizin tıpkısısının aynısısınız ha. Yemin ediyorum bak, tıpkısısınız aynısınız siz. Siz bence o yüzden geçinemiyorsunuz, yeminle bak. Sırf o yüzden geçinemiyorsunuz. Beni benzete benzetti, yengeme mi benzettin ya? Evet ona benzettim, ne var? Sen o ağız dudak büktüğün yengenle böyle sallamadığın amcan sayesinde oturuyorsun burada böyle geniş geniş ha, onu söyleyeyim sana ben. Ay az önce sen şikayet ediyordun yengemden, ne oldu? Ben deyince mi yengem kıymete bindi? Yiyecek yok burada. Bana kimse kıymetli değil diyen. Kimse kıymetli değil bana. Ha sen Handan'ın avukatları yığdın kapıya ya. İşte o ara biraz bir gözüme girer gibi oldun. Ama zaten onu da yapmasan. Serap. Efendim Handan Hanım. Damla nerede? Müştemilata doğru giderken görmüştüm en son. Paltomu ver benim. Buyurun. Dram yapma lan bana. Bana dram yapma, ben yemem ha. Ulan gören de ben sanki kendi yediğim bir naneden dolayı başımı belaya soktum. Sen bana yardıma koşuyorsun sandın kızım. Bütün bu yaşadıklarımızı senin yüzünden yaşamadık mı biz? He? Sen Koray'ı öldürdün mü? Öldürdün. Sonra da Poyraz'ı? Ya kazaydı diyorum. Ya kaza maza hikaye kızım, bana okuma ya. Ne kaza? Ne kaza? Sen işte giderken herife kaza yaptırdın. Sen olmayaydın o kaza olacak mıydı? Sen onu de bakayım bana bir. Ne Poyraz Bey be? Ah be. Hiç bana öyle bakma. Damla Hanım hiç bana öyle bakma. Sen Neslihan'a kafayı takmayaydın. Bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Her oğlan dağ gibi adam ol. Gitti, harbiye gitti yani. Yok yere gitti Poyraz Bey. Handan Hanım. Ay hoş geldiniz. Bizim kız hamile ya. Herhalde uyuyakaldı acımada. Hocam sen çıktın mı ya? Çıktım. Ay çok şükür, çok şükür.
Ben de geliyordum işte. Baktım Handan Hanım kapıda. Herhal dedim çaldı çaldı. Duyamadı sizden. Yok çalmadı. Çaldı mı? Ben yeni geldim zaten. Geleyim. Handan Hanım buyurun. Buyurun içeri gelin. Buyurun. Siz niye bağırıyorsunuz ya? Bak Handan Hanım gelmiş. Bağırtınıza çekinmiş, kapıya gelememiş. Boyraz'ın adını duyunca bir an kaldım tabii. Siz niye bağırıyordunuz Damla'ya? Anneciğim ayakta kaldınız. Siz oturun ben anlatayım size. Oturun lütfen. Oturun. Ben şimdi size bir de güzel kahve yaparım. Ah. Yanına bir de lokum koyayım değil mi? Tatlı yiyip tatlı konuşalım Handan Hanımcığım. Şimdi ben size şöyle anlatayım anneciğim. Amcamla Poyraz birbirlerini çok severlerdi. Poyraz sağken amcama çok yardım etti ama amcam da Poyraz'a çok yardım etti tabii. Poyraz Koray'ın mezarlığına göndermiş amcamı. Ya. Ya ben de işte bu kazadan sonra amcama dedim, anlat dedim. Her şeyi söyle polise dedim ama şimdi amcam da diyor ki o zaman neden söylemedik? O hapse gireceğiz falan dedi. Yani biz bilemedik. İnanamıyorum gerçekten. Poyraz'ın böyle bir işe kalkışmış olması. Kim bilir ne yaptı o kadın oğluma? Kim bilir ne dedi de Poyraz böyle şeyler yaptı? Kim bilir? Kim bilir? Ben işte o yüzden amcama dedim polise anlat diye ama... Siz merak etmeyin. Şimdi artık neyse yanında bir suçu varsa anlarlar artık. İnşallah dediğin gibi olur. Benim yaşadığım acıyı... O kadına yaşatmadan içim soğumayacak benim. Ama ben dedim hanımefendi. Dedim şimdi Poyraz Bey gayet münevver, gayet içi dışı bir... Yani mayası tertemiz bir insan. Yani bu nesyanla mesyanla baş edemez. Bu insanlarla baş etme, bunlar kötü. Karşısındakinin de en az onlar kadar kötü olması lazım. Baş etmek için ama bu, iyi, bu adam iyi. Dedim aa yeğenime de dedim. Demedim mi sana dedim. Dedim ki ya bu Poyraz Bey dedim al dedim uzaklara git buradan dedim yani. Ya da dedim Poyraz Bey'i dedim Neslihan'dan koruyacaksın dedim ama işte dinletemedim ki. Ya ben nereden bilebilirdim Neslihan'ın böyle bir şey yapacağını, ben bilseydim uzak tutmaz mıydım Neslihan'ı? Ağlama kızım. Ağlama canım. Ağlama. Madem Poyraz'a bu kadar kıymet veriyordunuz, doğacak çocuğuna da aynı kıymeti göstereceksiniz tamam mı? Emredersiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ ol. Ben şimdi gidiyorum Damla. Sen uygun olunca bir benim yanıma gel. Bir mevzu var konuşmak istediğim seninle. Handan Hanımcığım kahve vardı ya. Yok. İçim almıyor. O zaman siz gidin. Ben elimi yüzümü yıkayayım. Gelirim en azından. Hürmetler Handan Hanım. Sen al bari al. Ay. Cevap sana helal olsun var ya, sana helal olsun sana. Sen o herifi kendine koca yapamadın ama herifin anasını kendine ana yaptı, sana helal olsun. Asıl sana helal olsun. Bir dahakine daha çok bağır da bütün mahalle duysun. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bir durun da bir düşünün. Bu kadın sana az önce dedi ki gel sana bir şey diyeceğim dedi. Ne diyecek bu kadın ya? Hakikaten ne söyleyecek acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.